Merhaba arkadaşlar, tekrardan Mevlana Diyaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün köyde neler yapıyoruz? Sizinle onu paylaşmak istedim. Annem şimdi odun almaya gitti. Birazdan gelecek, sobayı yakacak arkadaşlar. Hemen kameramı ön kameraya alıyorum ve size ne hazırlıklar yapıyorum onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada kar yağlı tatlısı yapacağım. Yaptım daha doğrusu. Etimeğimi, muhallebimi hazırladım. Etimeğimi şerbetledim, muhallebimi koydum. Krem şantimi de çırptım, dolaba koydum. Bir taraftan da böyle bahçeden toplamış olduğumuz biberleri, patlıcanları böyle kızartıyoruz arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Böyle hazırlık yapıyorum. Muhallebi tatlısını Tarık çok istedi. Burada bakın, bahçemizden kendi üzümümüz var. Kokulu üzüm arkadaşlar, bu çok güzel. Bunun çok güzel kompostosu oluyor. Bunun üstüne krem şantimi sereceğim. En üstüne de Hindistan cevizini ya da fındığı, ne varsa annemde. Böyle onu ekleyeceğim. Köyde ne varsa onu yapıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi bahçede. Şu an annem çamaşır astı arkadaşlar. Yağmur başladı, geri topluyor. Gelir mi diyorsun? He. Totem mi yaptın bununla ilgili? Ben gittim ki basmış sana otur. Aç kalmasın da. Ne de aç kalabilir ya? İşte babam yanlış. Çok yesinler, hayvanlar aç kalmasın diye yapıyor. He. Saman vermiş, yem vermiş. Tamam, bitti. Çarşıdan geldim ben az önce. Mallar hep yolda. Ot yok. Evet arkadaşlar, yağmur yağıyor ve Erbey Bey çek beni bir rahat rahat ıslanayım. Rahat rahat ıslanacaksın. O da iyiymiş ya. Anan yağmayacak sanırım. Yo, yağmur var. Gelip geçecek ama bulut var çünkü. Yağacak herhalde baba. Aşırı yağmayacak baba. Şu taraf kapalı. Şu tam yere bak. Geçen önde bekliyor. Allah'ım ne bekliyor? O da orada evini bekliyor. Karnın tok mu Tom acaba? Akıllı var bir de. Ama karnı aç, söz var ya Tommy'ye. Nasıl unuttuk ya? Etmek tatlısı dolaba girdi. Nerede şurada yağmurun altında bir bakayım. Tepsiyi vereyim, geri boş verirsin. Sercim, ineğe saman veriyorsun. Üstüne yemi veriyorsun. Bongaliti veriyorsun. Suyu da veriyorsun, bitti. İneğin karnı dok. Dananında kapıyı çekiyorsun, yağmıyorsa eve giriyorsun. Akşama kadar bak daha oluyor. Yok, yatarlar. Öyle yok. Ot sen daha kar kapıya dayanmamış. Otu bitiremezsin. Oğlum. Aha, yağmur yağıyor bak, onlar da gelmeye başladı anne. Ot yok. Yağmuru biliyor musun? Uy, eve geliyorlar, eve. Nasıl kaçıyorlar, geliyorlar, görüyor musun? Bak şimdi, terin altından geçecekler arkadaşlar. Bakın şimdi. Evlerini biliyorlar. Çağırsana babası. Terin altından geçsinler. Gel. Uçarlar uçarlar. Bak. Terin altından geçiyor arkadaşlar. Bakın hepsi sırayla. Askerler geliyor. Gel. Bakın. Gel. Akıl kibri bunlar ya. Hadi. Orada bak, finin altında yem var. Orada yiyin. Şeye koymuşum, kuru takların üstüne. Bak aha, gidiyor güvercin tipli. Bak yem yemeye girdi. Kirin hadi yiyin. Bunlar yiyor mu zaten? Ama bu kümese yanında acayip bir tüy döküntüsü var. Bu horoza bir şey mi daldı ya? Bunlar dökülüyor ya. Ben bunları gün içinden çekiyor. Bakın, evde üzüme geldi. Kürek alacaksın evin altına. Kürekten ocağın dibine atacaksın. Tavuk kemdesi güzel olur. Senin mangem nereye gidiyor elinden motoruna? Onlar bir şey kesiyor herhalde. Tamam, daha yağmurun altında niye oturuyorsun baba, çıksana. Niye tabi koymaz. Sen çok boşa yem bitiriyorsun hayvanlara. Bak, yere tavuklara yem atıyorsun, geri kalıyor. Yiyecekleri kadar at, ziyanlık yapma. Ziyanlık günah bir şey.
Her şey çok pahalı. Yemler çok pahalı. Otlar çok pahalı arkadaşlar. He he Şahin. Şahin Şahin o. Sen de finin altındakini diyorsun. Ben ha bu dedi ki yumurta yettiği yerin altını diyorum. Tamam onun altındaki Şahin işte. Küme, yumurtanın şey folluğun altındaki Şahin. Aha. Susamışlar. Bu Şahin değil ha. Çıktılar oraya bak. Yağmur yağınca evlerini biliyorlar. He? Yağmur yağınca evlerini biliyor. Burayı da açtım oraya. Üste de çıkıyorlar. Buranın altını ben kazmayla tam temizledim. Bir de kürekten atacağım ocağın dibine. Bak orayı bayağı rahat kaldılar orada. Yem atıyorum. Ha o Şahin değil herhalde baba değil. Şahin yok piyasada. Bu konuşanlar beyazlar mı ya? Guyuk guyuk diye ses çıkarıyor. Ha beyazlar da. Böyle ağlıyorlar sanki. Yem verdin mi onlara sen? Sularını da verdim. Bunların sesi çok iyi. Yok. Gidecek bak. Onda bir gel bir, gel. Birbirlerine girip yatıyorlar orada. Evet. Buraya da bir poşet kömür ayarlamışlar. Oh. Sobamız yanıyor arkadaşlar. Pazar soğuyor, yağmur yağıyor. Bir ayağında çorap var, birinde yok. Bakın bir ayağında çorap var, bir ayağında yok. Çıkmış. Sen bana ceza vermiş, yağmur abla otur ya da. Anam beni eve koymuyor diyor. Bakın. Demlikten ne buhar çıkıyor, demlik kaynıyor şu anda. Soba sen çayı. Mavi çayı ne onun yanında? Aa bak soba çayı işte. Aynısı. Telefonuma da güncelleme gelmiş benim. Burada ben pratik yemek 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 istiyorum. Pratik. Tabii ya sobaya yanarken çay içmek istiyor sürekli üstünde. Pratik. Çorba da yapıyoruz da. Babam şimdi tavuk çorbası içtiği için. Çorbayı bugün içti. Tamam da şimdi yağmurda niye oturuyor? Aklı yoksa akıllı öğreniyorsun. Kardeşin arası geçmiş olsun desin. Bakayım oturuyor mu? Nereye gitmiş? Evin altına gitmiş. Şu bahçenin içinde benim iki tane salatalık vardı. Onları ben almış mıyım almamış mıyım acaba? Bir gideyim de bakayım bir yerden bırak dedim acaba. Onunla da doğrayayım ben sofraya. Çamaşırlar ıslanıyor ya. Islak. Islak mıydı onlar? Geçecek yağmur ya gidiyor. Yağmur bulutları çekiliyor bak. Manava çarşı şeye pazara uğrar gibi sürekli buraya uğruyorum ben. İyi, şunları yesim geliyor. Bahçeden olan her şey keyif veriyor arkadaşlar. Evet aynen. Salatalıklarım burada duruyor. Bakın buraya bırakmışım. Uçuyor arkadaşlar. Bakın. Balıkçı geldi. Balıkçı geldi. Kokmuş balığı getireyim. Balıkçı geldi. Balıkçı. Arkadaş ben balık ana kana karşısına balıkçıya gideyim de bir arabadan nasıl balık alacağız? Balıkçı geldi. He? Balıkçı. Mezgit balığı gelmiş. Ne yapacaksın? Yemek yapıyor da şimdi.
Her gün yesen bıkmıyorsun ha. Şunu kovaya dökecekmişim. Burada mavi kap varmış. Lem. Ne üşümesi ya. Onların sırtında bir tüy bende yok. Mavi kap dedi leğen mi baba? Ha şu mavi leğene dökeceğim. He. Bakalım Zümrüt Hanım yiyor mu? Önce Zümrüt'e verelim bakayım. Aksın. Oy yerim ağzını. Sevdin mi anneciğim? Elimi yeme elimi. Kız dalını kopar. Yer onu. Karanfile de verelim. Bunlara sinek sarmış arkadaşlar. Karanfil zaten bir rahat dur karanfil. Ah, aksın. Ne? Ne istiyorsun? Yok başka yok. Bakın arkadaşlar. Hayır yok. Hayır. İn aşağı. Geri in. Zümrüt ayağını geri çek. Beni niye çıkıyorsun? Hayır. Kızdırma beni. Bak. Bak. Ne kızım? Ne istiyor Zümrüt? Çok mu sevdiğin üzümü? Başka yok. Yeter o sana. Yine mi yiyeceksin? Zümrüt. Ne istiyorsun? Bundan mı yiyeceksin? Bundan. Yiyecek mi kızım? Yiyecek tabii. Oh. İyi hadi. Bakın karanfile. Karanfil. Ne istiyorsun kızım? Anne de yesin ama anne de yesin. Anne. Annesi yesin. Hayır. Kısmı. Tamam Zümrüt başka yok. Gidiyorum ben. Hayır. Ben gidiyorum Zümrüt. Bakın nasıl sinirleniyor. Nasıl sinirleniyor. Hayır dedim. Elleme beni. Beni elleme. Yeter Zümrüt o kadar. Dursun. Mavi kaba dök dedi çünkü. Tamam başka yok. Hayır. Kızma. Hayır diyorum Zümrüt. Bakın nasıl sinirleniyor. Başka yok. Başka yok kızım. Fazla yersen dokunur. Yeni yem yedin. Hayır. Hayır annem. Tatlım. Ben gidiyorum karanfil. Bitti mi? Başka yok mu? Başka yok mu? Bakın efendim. Ağlıyor bak. Ağlıyor arkadaşlar. Ne karanfil? Gözüm içine bakarak ağlıyorsun ya. Karanfil yok başka. Belki dokunur sana veremem hepsini. Önce sorayım Seyhan'a. Sorayım kızım ondan sonra. Tamam. Anne. Sorayım karanfil. Anne. Annem hala gelmedi. Karanfille Zümrüt'e bölüp vereyim mi ikisine? Sadece ineğe mi vereyim? Bakın Zümrüt'e fazla vermek yok. Yasak. Tüh tüh Zümrüt sana yok mu Zümrüt? Al al gel. Gel ben yine kıyamam sana yerde.
kız hoşuna gitti ya. Nasıl seviyor, bak 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 bak. Örtelim şimdi kapılarını. Bakın yağmur durdu. Babama dedim yağmur bulutları gidiyor dedim. Beni dinlemedi. Karanfili yaymaya gidecekti aslında. Ama gitmedi. Evet arkadaşlar bakın babamın ayağına ne olmuş. Ne yaptın buraya? Bir anlat bakalım. Arabada gazi abiyle ayağımı vurdum ki yenilik sanatım az ileri gitsin diye. Ayağım mahvetti. Niye kasaya vuruyor? Şey indirirken, ayağım, saman indirirken mi? Ayağımın altında gelmesin ya, ziyana vurayım diye. Ne geliyor ayağının altında? Benim işte. Lan arabada olamaz. Kasa diyorsun ya. Yukarıdaki o şeyler var ya, parke da şeyleri. Onlar çıktı ya, onlara abone olayım da ayağım ağzına. Saman koyarken mi oldu? He, orada. Arabada diyorsun ya. Ha, sonra aklıma geldi. Arabada. Yapma ya. Arabada demin ya. Bak bak. Doğru ifade veremez bu. Ya bana dedin ya arabaya bindim dedi. Kasalar vardı dedi. Kasaya ayak vurdum ki kasalar dolu çıktı dedi. Şimdi ifadeyi değiştirdi. Tatlı şu an dolapta dinleniyor. Tatlı yiyelim, tatlı tatlı konuşalım. Tamam uzatma. Başladı rüzgar. Rüzgar başladı. Rüzgar çıktı bak. Fırtına da çıkacak. Yağacak. Çatı malzemeleri ne zaman gelecekmiş baba? Trabzon'a araba gidecekmiş, geri gelecekmiş. Tır gidip malzeme alacakmış. Ne zaman gidip alacak acaba? Belki bugün belki yarın öyle yani herhalde. Bilmiyorum. Adama kalsa ben perşembe günü dedim adam başlayacak dedim. Malzemeyi getirdi. Üstünü örtüdü. Islansa da ıslanmasa vurur dedi. He. Malzeme zaten ıslat. He. Ben dedim. Bir de malzeme niye ıslansın? Bu evin altı var ya burada. Evin altına malzeme mi koydun? Nereye koyacağız ya? Al bir malzeme mi? Görmedin bunları. Avruyu yere indireceğiz. Uşama var ya. Uşamayı sıkıntı. Uşamanın üstüne. Üstünün kapanması lazım ama. Ya palet gökecek gelirken. Bunların paletleri var. Palet görsün, paletin üstüne ben dizerim. Domates salatalık var mı? Ben salatalık doğrayacağım. Topladım ve getirdim Ardu sayı taze salatalık. Ne güzel bahçeden bak yapıyoruz yiyoruz. Atanlara da gidemedik Zonguldak'a. Kar gelecek bir şey değil biz gidince kadar. Bir daha yaza gidersin ne olacak? Korona var yaza bırakacak mı bizi? Allah nasip ederse gidersin. Bu sobanın üstüne alayım anne bak. Çayımız burada demlendi zaten. Sarı patates anne bu. Bu benim evden olur. He. Kışın patatesin soğanı varsa. Evde. Evet. Ana bir şey yapayım burayı. Ne? Şu üstte kiremitin altında cablamanın altında şöyle avucum gibi eşek arısı yuvaları var abi. Ne yapacağım eşek arıları? Arılar nasıl biliyor musun? Böyle bakıyorlar içlikte. Hava soğuk ya. 4 şişe şey almışım. Klitox. Adama dediniz mi çatıda arı yuvası var diye? Kaç lira? Dedik de ooo diyor öyle her yerde var diye. Bilmiyor ki bura kara karınca gibi yuvalar. Tabii bilsin adam bilsin yazık. Ana. Ya orada kemalarımızda arı şey var. Bir kovayla muşamba duruyor orada. Gerisin geriye kaçtım be.
Kemalışehir'e işte, gideceğim Kavuşehir'e. Kafama çıkacağım yukarı. İki şeyle fısfısların önünde arılara bak nasıl tutuyorum. Sen beni çek. Yuvalara tutacağım. Ya merdiven çatıya çeyi de zannet çekeyim. Hiç sorma ya. Çatıda benim ne işim var? Merdivende, merdivende. Yok yok. Bak kaç günden beri çekeceğim. Ayvayı sen nereden toplayacaktın baba? Ayva toplarız dedin ya. Toplama değil. Bakacağım var mı? Anne teyzem bulamur toplamış mı? Hiç haberim yok benim gittiğime bir yere. Sorsan teyze yanımlarda ayva yok. Ayva var mı? Var var. Var değil mi sen? Hı hı. Ben geçen de gördüm bayağı bir yoktu. Sana espri yapıyor ya. Sobanın fırınına ekmek girdi yine bak. Oy oy. Isındı veren ötekini ver. Tek ekmeği ver. Kaçın böyle böyle. Onu da ayrı bir tabağa alalım. Sağda bozmaydı. Boğuluyor mavi. Az gitti boğuluyor. Tarık da anamın telefonunu ele geçirdi. Ya sen ne sen ben telefonuna? Kontrol ediyor da. Bakabilir. Neyini kontrol ediyor? İnternetim hep yedi mi bu lan? Kendi internetini yemiş zaten. Sıra annemin internetine geçti. Niye sen? Bir şeye bakamadın. Köyde kahvaltı hazırlamak daha basit. Şehir evde zor. Niye zor? Köyde hemen bahçeye giriyor. Tarık sen nerede oturuyorsun? Ha burada da. Samsun'da oturuyor. Samsun'da oturuyor. Sen? Reis yapmakta mı? Sobaya artık bu kış boyu odun taşıyacağız. Sıkıntı yok. Erbeyko uyuyor bakın. Erbeyko burada uyuyor. Seyfan'ın çorabının biri burada biri ayağında geziyor bakın şimdi. Yok daha millet fonda seçiyor. Karnı neden oluyormuş ya. Bakın arkadaşlar çorabın biri orada biri ayağında geziyor. He mi? Fındık, daha millet fonda seçiyor. Daha... Hayır, buraya da parke desenli bu şamba al. Ne karı ya daha millet fonda seçiyor. Baba buraya çakacaksın mı bu yerleri? Bu mutfağı bir kere döşersin. Şeyden yukarıdan malzeme artarsa. Taş gibi yapacağım bunun altını. Malzeme artarsa buraya yaparsın. Ne malzemesi? Gelen malzemede. Takta. He. Takta başka bir şey artmaz. Artsa da buraya yaramıyor. Niye? Kısa geliyor. Şey yaparsın iade eder yana tahta alırsın. İade edip de. Değişim. Değişim de 4'lük 5-10 olsa. Belki yeni gelende gelir 4'lük. Para olarak diyorum onu verirsin yerine tahta alırsın. Yarım kilo çiviyi millet geri götürüyormuş. He. Buraya. He. Çiviyi niye geçin? Çivi her zaman razı. Adam götürmüş işte. Yarım kilo çiviyi. Ben o zaman götürmem ya. İşe razı mı bugün ha? Bizde çivi artar ya. 10, 5 kilo. Benim düşüncem iyi değil mi anne? Artarsa yerine tahta al. Aynen artarsa değiştirme yaparız. Tamam 5-10'un 10-10'un yerine tahta alırım. Onu güzelce bunun üstüne döşe. Üstüne de parke desenli bu muşambalardan alalım. Silmesi temizlemesi kolay olur. Onun da bağ lazım ağrının önüne. Çıkma mı yapacaksın? Yok ya gerek yok. Şey kuruluk mu yapmak için? Say zaten fazla değil mi? Sadece artacak şimdi. 58 tabak sar var. 56 tabak. Şey balkonun üstüyle oraya geçecek mi? Sar artar değil mi oraya kadar? Evet bir de ya 30 tane. 35, 10 ondan ne olacak? Kaç tane artacak? Ya 5 tane artar ya 10 tane. Ya hiç artmaz.
Yani şu an hiçbir şey belli değil. Bu, önce evin üstü bir açmasın bakalım. 12 tane 10-10 gidiyor omuzlara ya. Ben buraya gelecek olan şeye çok hoşum, seviniyorum. Bu alttan çakacaksın ya anne. En temizlik ya. Ama işte bu Seyhan burada önür herhalde ilgini. Duvara da alçı çektirelim baba. Alçılar sonra boyayalım. Bir kere bir alçı çeksinler duvara. İçeriden. Boya daha güzel görünür anne. Adam duvara alçı çekilecek dedi. Evet evet, daha güzel kaymak gibi durur boya. Ama burası sökülünce ben nereye kaçarım onu bilmiyorum. Bilmem. Tavanı boşaltmayacaklar mı? İçinde bir şey kalmayacak ki. Yok. Pislik dökülecek tabii. Sökmeden yapılmıyor mu? Sökmeden yapılmaz mı? Ne ama o çok ağır ya. O tahta yerinden söker alır o. Ben onu nasıl temizleyeceğim bu? Nerede ben burayı nasıl temizlerim bu arada aşağı inince? Ya bir bant çöktük de öbürünü de temizlerim. Ama o zaman üstü şey dişim, üstü temizlenecek değil mi baba? Üstte bir şey kalmayacak ki. He? Üstte elektrik süpürgesi güzel yine çekilmesi lazım. Bunu da çekilmesi lazım. Ben bilmem. Bunlar o kadar çürük değil ha. Bu tamir işi çok zormuş yani evin içinde. Adam öyle diyorlar. Tamir yapmak işi. Tadilat. Tadilat. Evde tadilat çok zor. Heh. Çok zormuş. Hep buralar dökülecek. Ne bileyim, onu da yaza mı yapsak acaba? Malzemeyi al dursun. Eşyaları dışarı çıkarırsın. Soba olmaz. Sumanın aramız yok. Bir de sökmek de zor. Bunu nasıl sökeceksin anne? Ha? Sökmek de zor oğlum. Baksana. Lamina demir bir şey var. Buna sökeceğim. Büyük demirle. Bir yandan da akacak adam alacak aşağı. Usta. Tabii canım. Böyle demir var ya kalıp sökmeye. Günlük 200 lira mı var? İyi çalışıyor. 200 liradan aşağıda usta bir yere gitmez ya. Ben olsam ben de gittim. Bir günde iki yeri yapar bence. Salonla burayı yapar bir günde. Arkadaş bundaki emezi 150 milyon. Usta 250 milyon tabii ki alalım. Usta bu. Aynen. Bundaki emir 150 ise usta 250 alır.